Ay bu küçükken şey yapar mıydınız lan? Sizin döneminizde var mıydı bilmiyorum. O iki ucu şey piller vardı lan. Kaç watt kaçtık da onlar. Tombik pil böyle. Dilini arasına soktuğun zaman olurdum böyle. Ben onun müptelasıydım lan. Vallahi müptelasıydım. Evde saklarlardı amına koyayım. 12 watt mı 12 neyse kimse işte. Habire dilim arasına sokar böyle o böyle beni garip yapardı ya. Oğlum sadistikten değil gerçekten çok güzel bir hissiyatı vardı onun. Pile dil atanlardan mısın? Onu diyorum işte bak ben nelere dil attım sayayım. Pile çok dil atardım. Buzdolabına bir kez yakalanmışlığım var. Sakın yapmayın. Eğer buzluğun kapağını açıp kafanızı içeri sokup mal gibi benim gibi diye dilini yapıştırırsan amelin kapanıyor orada böyle yapışıyorsun. Dilde yapışıyor oraya. Bir de yardım da çağıramıyorsun. Azı azı diye çıkıyor ses. Sakın yapmayın yaptım. Dilimin böyle ucu koptu benim. Korkudan çektim çünkü çocukken. Kaldı orada bir parçası ya. Kanadı öyle. Dilimin yarısı kopmadı da. Sonra başka nelere dil attım? Çok kötü bir terim lan dil attım. O kadarmış. Hatırladığım bu kadar. Ama yapmayın. Onu da ne atla hizmet denedim onu da bilmiyorum. Çok meraklıydım ya. Bak bulaşık çamaşır çalışan çamaşır makinesinin kapağını açmaya çok zorladım. Bir kez açmayı başardım. Çamaşır gülme lan. Çamaşır makinesinin kirli suyu attığı boru var ya hortum. Onu bizim eskiden şimdi böyle hepsinin kanalı manalı var. Eskiden o klozetin içine takılırdı. Lavabonun içine takılırdı amına koyayım. Böyle oradan böyle hafif koyu gri tonda böyle pislik akardı. Su akardı yani. Ben onu elimi içine soktum çarpıldım lan. Hala anlamış değilim. Yani kaçak mı var hepsi mi öyleydi? Böyle döndü elim anasını satayım ve çok korkmuştum onda da gene çocuğum. Şeyi anlatmıyorum prize çatal sokmaydı bilmem neydi onları denedik. Hayatta kaldık onlarla. Başka arı yuvası ile bir challenge'ım vardı. Duvarda bir arı yuvası vardı kovanı vardı içinde yüksek ihtimal. Oraya toprak atıp tıkamıştım sonra içerideki hareketlenmeden dolayı o böyle gözümün önünde o toprak düşmüştü böyle. Sonra bana atak 4-5 kez mi ne sokulmuştum oyun. Abi her boku deniyordum ya. Hızlı yaşadım. Çocukluğumu çok hızlı yaşadım. Diyorum ya bak benim çocukluğumda cebimde bu kadar böyle onluk çiviler olurdu çekiçle. Ve de aikido kemerlerim olurdu bir yerimde sakladığım. Ben onlarla ağaçlara çivi çakıp tırmanırdım üstte. Sonra o iplerle de inmeye çalışırdım. Mallık bu yani. Hani bu sebebi ne bilmiyorum. Tam bir yere tırmanma fantezim vardı. Severdim tırmanmayı da. Mahallede koşarken yanımda çekiç çiviyle gezmek bir anormal. Sapan tamam sapan. Oğlum onlar sapan mapan. Şeyleri falan anlatmıyorum. Kutunun altına ip koy sapanla kuş avla. Yok çektim mi kuş içinde kalsın. Böyle fantezi şeyler deniyorduk da. Pembe Pati'nin kanalında kulağını çınlattık bir saat önce. İyi. Çınladı zaten. Mahallede evimiz vardı, çadırımız vardı. Torpido ne lan? Torpiller saklardık orada. Apartman görevlilerine saldırmak için. Manasız bir çocukluk yaşadım ya. Öyle arkadaşlarım vardı ki Selim mesela kulağı çınlasın. Amerika'da yaşıyor. Herif, biz kavga ederdik. Böyle şey oyunları oynardık biz. Dünya haritası üzerinden büyüteçle işte zarı kaybeden hepimizin şehirleri vardı. Onları yakıyorduk böyle. Adamla bir gün kavga ettik. Düşman oldu bana. Amına koyayım. Biz giriş katında oturuyorduk. Camdan baktım Selim böyle ağaçlara bakarak benim de görebileceğim seviyede ağaçlara bakarak böyle bir şeyler yapıyor. Buradan bunu alıyor. Oradan onu koyuyor falan. Sonra bir iki gün küs kaldık. Orada ne yaptığını ben anlamadım. İki gün sonra barıştığımızda sordum. Sen ne yapıyordun orada gerizekalı? Dedi plan yapıyordum sana. Tuzak hazırlıyordum. Böyle arkadaşlarım vardı. Mahallede bana ağacın altında tuzak hazırlıyor. Ne yapacaksın amına koyayım? Şeyi tetikleyince, teli tetikleyince götümde torpil mi patlatacaksın? Ne yaptığını anlamadığın için mi? Yok ya kavga ederdim, güreşirdim. Bizim çocukluğumuz öyleydi. Kavgamız böyle sözlü tartışma falan olmuyordu ki. Birbirimize giriyorduk. Abi en erken benim taze hafızam zayıf. Benim geçmiş hafızam kuvvetli abi. Ya ben böyle 3 yaşında annemle babamın kavgasını bile hatırlıyorum mesela. 5 yaşında, 4 yaşında neyse artık. Annemin mesela ağladığı bir günü hatırlıyorum çok küçükken ilk evimizde. Yanına gidip böyle teselli etmiştik. O da böyle gözyaşlarını falan siliyor. Hatta böyle gereksiz bir detay var kafamda. İçerlemişim mesela. Hayal meyal tabii canım. Kusursuz hatırlamıyorum ya. Abi çamaşır makinesi olayı makine çalıştığından dolayıdır. Ama ne alaka oğlum? Makinenin çıkardığı pis suyu niye çarpıyor ya?
Mesela ben hayatımda hiçbir zaman dolapta veya sağda solda bir tane kalmış bir şey tüketemem, yiyemem. O da çocukluğumdan kalma bir travma. Bunları hep anlattım bu arada önceki yayınlarımda yüksek ihtimal. Babam Almanya'dan böyle 6-7 tane Haribo'nun paketlerinden şey getirmiş, şeker getirmiş. O şekerleri hani verdi bana ucundan ye diye. Ben tabii ayı olduğum için oturdum, babamın da arkadaşı varken. Bak bunları çok net hatırlıyorum. Bu kadarım bak, küçücüğüm. Bunların hepsini yedim. Ama hepsini yedim yani. Böyle dışı tuzlu muzlu garip garip ya. Gerçekten şeker ama dışı tuzlu. Garip garip şeyler ya, şekerler. Hepsini yedim abi. Ekşisi tatlısı. Aradan böyle yedikten sonra bir saat geçti falan. Babamın arkadaşı gitti. Geldi adam. Oğlum dedi, sana dedi şekerler vermiştim. Gel çıkardı onları yiyelim dedi. Bak hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Abi o an yaşadığım hissiyatı hiçbir zaman unutamam ya. Harbiden unutamıyorum. Ve o günden beri takıntı oldu bende. Birilerine bir şey sormadan, paylaşmadan ya da işte bir şey kaldıysa onu. Birinin gelip hep sonra ya canım işte dolapta kola vardı, kim içti onu, canım çok çekmişti demesi beni çok rahatsız ediyor. Öyle bir anım da. Niye bir anılarla giriş yaptım ya? Girdiniz mi odalara? Abi hayatında utandığın an. Abi hep anlatırım bunu yayınlarımda. İşte o aşk acısından sonra ertesi gün altıma sıçtığımda hastalanmışım yani. Ama abi bu en utandığım an, amına koyayım. Sorduklarında aklıma bu geliyor. Çok kötü sıçtım altıma. Harbi çok kötü ama böyle hani ucundan değil yani. Baya paçalarımdan akıyor dersin ya. Öyle sıçtım. Hadi kakamı yaptım diyeyim. Kibar olayım. O evdeki o antreden babamlara bakış, yani kafamı çıkartıp böyle biri görür mü acaba diye yere damlata damlata giderken ki bakışımı hiçbir zaman unutmayacağım. Ya sanki ben babamların tarafındaydım da kendime bakıyordum. O surat ve utancımı öyle hatırlıyorum. Garip bir andı yani. Utandığım ama anlar var ya, şu an ilk sorduğun aklıma gelenler. Bir kıza böyle kelebek işte yengeç modunda yanımda yürürken üniversitede, yanımda Ronnie de vardı. Merdivenlerden çıkarken ayağım kaymıştı. Mesela götüm yarıya kadar açılmıştı kızın önünde. Hiçbir istifimi bozmadan ayağa kalkıp devam ettim. Başka ne? Bir sürü vardır ya. Abi utandığımız an çok. Aklıma gelirse söylerim. Ama şu an en hani dediğin zaman bu geldi. Bir de ilkokul mu ortaokulda mı ne? Ben böyle bir şey, bir soru sordular. Çok basit bir soru. Cevaplayamadım. Hoca bana şey yapmıştı. Ayıplayın Tuğkan'ı demişti. 60 kişilik devlet okulu zaten. 60 kişi aynı anda ayıplıyoruz Tuğkan'ı falan diye böyle bana dönüp parmakla gösterince bayağı bir utanmıştım. Bu kadar. Aklıma geldi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ya şimdi vallahi, şimdi olsa sikimde olmaz bu arada ya. Siktirin lan derim. Ama işte o şeyde çocukluk travmaları bunlar. Yapacaklar yani. Yaptı abi hoca bana bunu ya. Ayıplayın Tuğkan'ı bunu bilmediği için de. Ayıpladılar bir de. 3-5 kişi ayıplamamıştır. Onlar da yakın arkadaşlarımdır ya. Sorum şey, o hediye videolarını hediye atmışlardı ya, sana göndermişlerdi. Hediye mi? Mehmet mi Merve mi ne, tam hatırlamıyorum. Birisi böyle resim göndermişti parça parça. Sen de onu duvara asacaktın birleştirip. Onu astın mı? Dövecek, duvara... dövecek gibi sor. Hani asmadım dersen senin ben amına koyayım diyecek gibi yani. Delikanlı gibi söylüyorum. Asmadım. Ama gösterebilirim. Kendi mi gitti? Oğlum acaba çizen bu muydu lan? Çok kızdım. Öyle bir sordu ki çünkü sen notikatları attın mı, istin mi? Bak dur. Ve asmadım deyince benim daha söyleyecek bir şeyim yok dedi ve gitti adama. Bekle. Ama ona yer de düşündün abi. Abi yer, yer yok yer. Al. Bu başkası bu. Başkası bu. Bak bu. Eğer bir gün asarsam böyle parça parça bir çalışma yapmış ama içine hep beni anlatan her şey var. Bunları birleştirdiğiniz zaman bütün halinde koskocaman bir foto şey o resim oluşuyor. Bak Nemo var, işte akrep var. Böyle bir şey. Hala tutuyorum yani. O tip şeyleri ben baksana boynumdaki kolye bile doğum günü hediyesi, o izleyicimden gelen bilekliklerim falan hepsi aynı. Neyse. Sizin çocuk bir daha çeksene bir. Aşağıda mı? Bilmiyorum, Discord'dan çıktı mı o? Aşağı inmiş, neden inmiş hocam? Çek bakayım bir. Oğlum sen...
Kızdın mı lan bize? Batu. Batu. Abi. Kendi mi gitti? Allah çarpsın, ben bir şey yapmıyorum ya. Asiktir. Ulan Batu, canını yerim lan. Kardeşimsin. Batu bayağı kızgınmış. Tamam, okey. Böyle işte, ama çok tatlı sordu valla. Onu klipleyin ya, ben onları da bir izlerim. Bu arada iki donate... Şafak ne haber ya? Abi yalnız ben o değilim ya. Ya put at at. Tamam, ne Anladım. açık dur lan dur. Şafak sor sor. Sor sorun. Yani vallahi bir sorum yok. Yani mühendislik öğren. Mühendislik öğrencisisin. O kadar mı bilgi? Yani başka ne olabilir? Allah Allah kolaylık versin. İyi, görüşürüz o zaman. Görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim. Yanlışını da çekmezsin. Ne bileyim Ya abi bir de sen. Şafak da diyor ki yani, ya benim sorum morum yok, mühendislik öğrencisiyim. Adamsın Şafak. Hoş geldin kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne, Ferit mi lan Nasılsın bu? abi? Yok abi, Ferit falan değilim ben. Ha. Öncelikle ben burada soru sormaya geldim. Eyvallah, tamam kızma kardeşim ya. Yok estağfurullah abi, kızmıyorum ya, seni seviyoruz zaten. Eyvallah. Abi şimdi benim açıkçası iki tane sorum olacak. Çok da vaktini almak istemiyorum. Çünkü insanlar burada soru soruyor ve çok uzun sürüyor. Bildiğim kadarıyla, Tamam. gördüğüm kadarıyla. Twitch hayatında böyle bir genciden böyle tavsiye aldığın oldu mu? Hani yayın olarak, ne bileyim hayat olarak. Twitch'e girdiğimde bir yayıncıdan tavsiye aldım mı? Aynen abi. Hani herhangi bir ya da hayat olarak bir tavsiye aldın Hayat mı? olarak almadım ama Twitch'e girdiğim zaman benim tek Twitch ortamında yayın yapan tanıdığım Ahmet'ti, Jare'in. Çocukluktan arkadaşım olduğu için. Ona Facebook'tan tabii sorular sordum. Yani OBS'te ne ayar yapmam lazım, telefonla aradım, kaç bitrate vermem lazım, upload'um kaç olmalı gibi sorular ona sorduğumu hatırlıyorum. Yayıncılığa başlamadan önce veya başladıktan çok kısa bir süre içerisinde 3-5 tane soruyu sormuştum ona. Sonra da Twitch'teki yayıncılarla arkadaş oldukça tabii ki de şeyleri sordum oluyordu böyle. Yani şurada ben çok sinirli davranıyorum, acaba doğru mu yapıyorum? Bence doğru yapıyorsun, neysen onu hisset gibi böyle tavsiyeleşmeler hayatın her noktasında olduğu gibi burada da oldu tabii. Evet. Arkadaşlarımla yani. Peki abi, çok kısa bir tane daha soru sormak Tabii. istiyorum. O da ileriki seviyelerde hani bizi yeni beklediğim projelerimiz olacak mı, yani ileriki seviyelerde mesela ne bileyim bir ay sonra daha değişik projeleriniz olacak mı? Mesela örnek Abi. veriyorum, Heh. ok falan. Olacak tabii. Onlar hep olacak. Ama ben kendi Hani hiç yayınla bilmediğimiz. var tabii canım. Bilmediğiniz projeler var. Konuşulan, toplantıları geçen. Bazen sonuna kadar geliyorsun, patlıyor proje falan. Onlar olabiliyor. Bağımsız projelerden bahsediyorum şu an bu arada. Dışarıdan gelen JTG gibi yani. Onlar oluyor, olacak da. Ama benim kendi yayın içeriğimde ufak tefek değişiklikler yine olabilir. Ben çünkü konsept yayın yapan bir herif değilim. Hani bugün şu serimiz var, bugün buyumuz var değil. Hiçbir zaman da böyle yayıncılık yapmadım. Ama niye olmasın? Mesela bu benim konseptim işte. Yani insanlarla soru cevap yapıyorum. 1,5 ne lan? Yok. Ha, tamam, süre Süre. bitmiş. Güzel güzel. Abi teşekkür ederim Rica çektiğiniz ederim. için bu arada. İyi Estağfurullah. yayınlar, kolay gelsin. Sağ Ve olasın. sen bu işi bayağı iyi yapıyorsun. Yani başka yayıncılar olarak, sohbetin olarak. Hani seni takdir Eyvallah. ediyorum abi. Kolay gelsin, iyi Canımsın, yayınlar. sağ ol, iyi ki varsın. Hoş geldin Kim Ours. Selamun aleyküm öncelikle. Aleyküm selam. Hiç beklemiyordum. Gerçekten yarım saattir bekliyorum. Tam yemek yerken denk geldim. Oh, afiyet olsun. Eyvallah abi. Şimdi bir sorum var size. Yapıştır. Başta. Sen nerelisin? Evet, Kayserliyim. Kayserilisin. Kıbrıslı sandım Rolde sen de. fazla yok. Fazla rolde Trakya yaptığın için. Ha, sen rol yapıyorsun. Trakya'da rolü Yani. yaptığın için oturdu mu sana? Evet, yani kurtulamıyorum bundan. Dur abi, güldürme. Şopar aklıma geldi ama yok. Kardeşim? Hangi sorulardır hep yapıyorsun? Abi işte Word'da yaptım. Şimdi bir RP diye bir soru var. Orada yapıyorum. Ha. Orada da yine şoparlık yapıyorum. Lan ne bu şoparlardan çektiğimiz ya? Ha, insan mısın, İşte lama mısın, aman abi ben. Ha. şimdi abi gittiğim yerlerde genelde avukatlık neyin yapıyorum? Şimdi sorunu soran çıkan.
Tamam. Adli olacak mı ilk önce Elite Borne? Onu soran Ne sana. olacak mı? Adliye, adli. Adliye olacak Yani, tabii. hani Daha, Adalet evet, Bakanlığı. olacak, olacak, olacak. Mahkeme var. Mahkeme var. Haydi görüşürüz o zaman. İyi valla. İyi Allah'a emanet. Sen başvuru yaptın mı? Yaptın abi. Onaylandı mı ilk kısmı? Abi şöyle bir şey oldu benim. Şimdi bu benim şöyle bir şey var. Bu karakterin iki tane hikayesi vardı. Benim bu karakter Erman. Erman. Bunun Emrah diye kardeşi var. Şimdi bu genelde benim karakter ölünce Emrah diye kardeşi var. O geliyor. Benim hikayemde bir salaklık yaptım. Onu da yazdım. Ne oldu onu Ondan yazacağım? dolayı işte reddedildim. Reddedildi mi? Aga be. Ulan çok üzüldüm şimdi ya. Valla. Diğer başvurular 2 ay açılıyor, girersin. İnşallah ama Şaka yapıyorum. yani. 2 ay açılmayacak da. Çok merak ettim. Sen bana bak Cordyceps'e yollasana bir başvuru referans numaranı. Sıra numaranı yolla. Sıra numaranı. Yeminle girip bakacağım. Tamam abi tamam hatırlamıyorum ama ya bakacağım. Ya bulursun Tamam. sen bir yerden hadi. Tamam. İyi Ya hadi. haydi Hadi görüşürüz görüşürüz. ya. Allah'a emanet görüşürüz. İnşallah kıçınızda perili uçuşu haydi. İyi hadi hadi. Bak bu adam komik adam şimdi. Reddedilmiş görüyor musun? Sahne diyor ki bir daha onaylamam tekrar başvurusu. Yok bir daha onaylama olmaz da ben bir okumak istiyorum bakayım. Belki de gözden kaçmıştır reddetmişlerdir değil mi? Hadi görüşürüz be ya. Hadi birini daha çek. İnsan mısın lama mısın? Ahmet nerede özledim ya. O şeye gitti. Nereye? Tura bir ay yok. Ha söylüyordu bana yokum diye. Bir ay gelmeyecek. Ulan açılışa denk gelemiyor herif. Oh shit here Abi sonucu ne zaman açılacak? Ben onu sormaya geldim de. Kardeşim sen başvuru yaptın mı? Abi başvuru yapamadım. İş diyelim kaçırdım ben hankini. Ne yapacağız şimdi? Oynayamayacaksın. Abi beni araya sıkıştır kimse duymaz. Vallahi duymaz. Bir şey söyleyeceğim. Off stream Bayna Game'den 1000 lira yollayanlara ekliyorum kardeşim. Offstream bana Bayna Game'den 1000 lira yollayanlara sunucu açıyorum ben. Yavşa bak. Ay Allah'ım ya. Zikri arkadaşlar developer'ımız. Hallettin mi lan harbi o sorunu bizim aramızda kalsın. O sorun halloldu mu? Halloldu. Çok güzel Ula oldu hem de. adamsın lan. Peki Biliyorum. üretime geçirdin mi diğerleri için? Hayır. Tamam Anlatacağım o önemli değil. Eğer onu fixlediysen